gizli dinsiz komiteleri, İslami şairleri birer birer kaldırarak, İslam şair nedir? Cemaattir, kamettir, ezandır, selamdır. Mesela bir resmi dahi selamun aleyküm diye giremez. Giremez. Günaydın, öğlene kadar, öğlenden sonra tünaydın. Mesela azam sana bir şey verdi. Allah razı olsun. Rob, tersi. Babacımın tersi. Böyle millet bu hale gelmişti. Hocalar zaten ürkütülmüş, korkutulmuş. Hakikati söyleyemez olmuş. Çıkardı hoca hükmeye. Muhterem cemaat, çam ağaçlarını kesmeyin. Devlete karşı gelmeyin. Askerden kaçmayın. Komşularını iyi geçinin. Ela inna sener kelam. Böyle kanınızan inerdi aşağı. Öyle faiz yemeyin. İçki içmeyin. Zaten devlet faizle geçiniyordu içkiyle. Bütün arabaları da yazardı. Kavaklı dere şaraplarını toprağınızdan eksik etmeyiniz. Allah. Trolleybüslerde, otobüslerde böyle. Bir gün ben İzmir'de konakta durak var, otobüs durağı. Yeşilay oraya yazı yazmış. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Hadis-i şerif. Orada öyle yazıyor. Durakta öyle yazıyor. Altta da otobüs yanaştı. Otobüste de ne yazıyor biliyor musun? Kavaklı dere şaraplarını sofranızdan eksik etmeyin. Şeytan alay ediyor. Dalga geçiyor şeytan. Yukarıda ne yazıyor? Altta ne yazıyor? Öyle bir hale gelmişti milletimiz. Bu zat bu milleti uyardı. Uyandık. Dostumuzu, düşmanımızı tanıdık. Deccalı, iblisi, şeytanı tanıdık. Elhamdülillah. Mücadele verdi. Herkes sustu, kustu o zaman. Eşref Edip öyle diyor. Eşref Edip ki çok cesur bir yazardır. Biz diyor, kalemlerimizi kırdık, ağzımızı bantladık, fuhuşe-i uzdetimize çekildik. Köşemize çekildik. Öyle duruyoruz. Ortalıkta konuşan tek bir zat vardı. Hazreti Nur. Hazreti Nur. Ezanlar yasak, Kur'an kursları yasak, Kur'an okutmak yasak, öğretmek yasak. Her şey yasak. Dine, Allah'a, Kur'an'a, imana bakar. Her şey yasak. Bu zat Kur'an'ın elmas kılıncılarını almış. Başındaki saçlarım kadar başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan başı, ehli sındıkaya eğmeyeceğim, kutsi davamdan vazgeçmeyeceğim diye her tarafta en gür sesle ilanat yapıyor. İşte millet onun arkasına böyle çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı artık. Bütün dünyaya yayıldı. Dünyanın neresine gidersen git, bu kitaplar okunuyor. Ve bu kitaplara ne diyor biliyor musun Bediüzzaman kendisi? Bunlar diyor Kur'an'ın elmas kılıncıdır. Kesiyor. Neyi kesiyor? Kafirin küfrünü kesiyor.